Güneşin ve insanın sıcaklığını iliklerimize kadar hissettiren bir Akdeniz şehri. Portakal çiçeği kokusu, taze domates yaprağı kokusu, Toroslardan gelen çam ve ardıç kokusu, yüreğini toprakla ve yolla harmanlamış yörük kokusu, samimi insan kokusu. Baba. Ne kızım? Çekinmek istemiyorum. Niye kızım? İşte. Çekin çekin kızım. Televizyonda çıkarsın, seni tanırlar. Antalya'dan batıya doğru sahil boyunca ilerlediğinizde karşınıza çıkacak bir şehrin kokusunu kelimelerle anlatmaya çalışıyoruz. Bu şehir Kumluca. Size Kumluca'ya geldiğinizi anlatmak için direkt ben şunu diyebilirim. O müthiş koku size Kumluca'ya geldiğinizi anlatmaktadır zaten. O portakalların özellikle ilkbahardaki portakalların çiçek kokusu oldukça güzeldir. Şu anda kameradan keşke size yansıtabilseydik bunu. Gerçekten güzel olurdu. Yani o koku insanı rahatlattığı için, yani bazı hatta doktorların tavsiyesi vardır. Yani sinirlenince şuraya gidin, tatil yapın gibi. Yani burası çok ideal olur yani onun için. Türkiye seracılığının başkenti Kumluca'dan bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kumluca 1953 yılında belediye, 1958 yılında ilçe olan, bugün Türkiye'de seracılığıyla ünlü çok önemli üretim merkezlerinden birisi. Batı Antalya'da üç tarafı Toroslarla çevrili, bir tarafı deniz ve Antalya il merkezine 90 kilometre mesafede nüfus itibariyle Batı Antalya'nın en büyük ilçesi. Kumluca örtü altı üretim denilen seracılıkta dünyadaki önemli merkezlerden biri. Toros Dağları'nın çevirdiği bir ova üzerine kurulan ilçe, bir baştan diğer başa seralarla kaplı. Burası bir açık hava fabrikası. Bu bacasız fabrikada domates, biber, patlıcan ve daha onlarca çeşit sebze ve meyve üretiliyor. Torosların ve denizle çevrili olmasının sağladığı mikroklima iklimi bir avantaj sağlamış. Sonuçta o iklim farklılığı bu yörede narenciye üretimi ve seracılıkta önemli bir merkez olmasına sebep olmuştur. Kumluca'da seracılığın doğuşunu ve gelişimini inceledikçe ilçe insanının gelişmeye ve yeniliğe olan bitip tükenmez merakını görüyorsunuz. Seracılığa nasıl gelindi? 1968-70'li yıllarda İstanbullu Şükrü amca diye bir amcamız vardı. Çok sevecen, cana yakın, iyi bir insandı. Seracılıkta Kumluca merkez olarak hiç bilmiyordu. Kumluca seracılığı bilmiyordu. Domatesi biliyordu ama işte köy bazında, işte bağ bahçe bazında yemeklik türünde biliyordu. Bu seracılığa ilk adımı atan Mavi Kent beldesi var. Mavi Kent beldesinde alan tarla diye domatesler ekilmeye başladı.
kabakgiller ekilmeye başladı, patlıcan ekilmeye başladı. Gene Şükramca'nın mahiyetinde o adamcağız bu pazar buluyordu, işte İstanbul'a gidiyordu. İstanbul'da parti parti mallar yapılıyordu, ambar sayesinde gönderiliyordu ve insanlar bundan faydalanıyordu. Yıllar geçtikçe 3-5 sene sonra yani 70 yılını baz alırsak 76'da, 74'te, 75'te ya dedi bunu dedi bir tünel yapsak dedi. Siz dedi alan yapıyorsunuz dedi. Geç kalıyor dedi. Pazar dedi fazla para yapmıyor dedi. Biraz daha erken yapalım dedi. Alan sebzesinden kurtaralım sizi dedi. Bu Şükramca dediğimiz insan. Nasıl olacak? İşte kargı, sazlıktaki kargılar. Uzun kargılar seçilirdi. Çiftçiler onu keserdi. Takriben 3,5-4 metre aralıklarla ip çekilirdi. Kargılar iki kargı yere saplandıktan sonra 50'şer santimetre yere saplandıktan sonra iki kargılar birleştirilirdi. Uçları iple sarılırdı ve bir çember oluşurdu. Ondan sonra kargılara ipler gerilirdi. Üzerine örtülen plastik yere sarkmasın diye. Bu şekilde seracılığa özen gösterilmeye başlandı. Hakikaten erkencilikte bir ay, bir buçuk ay önce olmaya başladı hasatlar. Örneğin patlıcan, karpuz, domates bunlar daha erken çıkmaya başladı. Tabii ki erken çıkınca da turfanta adını alıyor. Turfanta da iyi para yapıyordu. Ondan sonra insanlar bunu yapa yapa geliştirildi. Artık cam seralar kuruldu. Gördüğünüz gibi şimdiki içinde bulunduğumuz cam seralar kurulmaya başlandı. Seracılığa böyle gelindi. Eğer bu kuşağın, orta kuşak nüfusu, ben 1953 doğumluyum. 70'li, 75'li yıllardaki bu gelişmeyi bilen, bütün benim grubumda bilen insanlar Şükrü amcaya çok dua ederler. Allah razı olsun şu adama derler. Adam rahmetli oldu gitti tabii. Onun eseridir. Bu Kumluca'nın, Mavi Kent'in, Beykonak beldelerinin seracılığa yönelmesi onun eseridir. Şükrü amcanın kargılarla yaptığı seralar günümüzde bilgisayarla tanıştı. İlçede bugün dünya standartlarında bilgisayar kontrollü seracılık yapılıyor. Bitkinin nemi, suyu, gübresi ve birçok ihtiyacı bilgisayar marifetiyle karşılanıyor. Bilim adamı merakıyla ve titizliğiyle çalışan tarım emekçilerinin şehri Kumluca. İlçe insanı üretimi daha da arttırmak, tüketiciye damak tadına daha uygun ürün sunmak için dünyada seracılığın gelişkin olduğu merkezlere gidiyor, yeni gelişmeleri öğreniyor ve ilçesinde uyguluyor. En önemlisi öğrendiğini komşusuyla paylaşıyor. Çünkü diyorlar gelişme hep beraber olur. Kumluca insanının sıcak kanlılığı, gelen her yeni göçeri kucaklaması, bir potada eritmesi ve bugün Kumlucalılık hemşeriliği etrafında, hemşerilik bilinci etrafında bir araya getirmesi sonucunda sosyal barışı sağlamış, sadece ve sadece Kumlucalılık hemşeriliği etrafında övünen insanların olduğu, memleketiyle ben Kumlucalıyım övüncünü duydukları bir sosyal barışı sağlıyor. Bu arada tabii ki her gelen yeni kültür yeni gelişmelerin de önünü açıyor. Bugün seracılıkta yeniliğe açık, her yeni teknolojinin uygulandığı, en son teknolojinin Türkiye'de denendiği önemli bir üretim merkezi haline geliyor. Türkiye tarımı, seracılıkla ilgili konuları çiftçi bazında takip edeceği ilk üretim merkezi Kumluca olarak marka oluyor. Çiftçi arayış içinde. Devamlı en iyisini yapmak, pazara en iyisini götürmek. Bölgemiz insanı hakikaten şunu söylemekte yarar var. Ciddi anlamda çalışkan insanlardan oluşuyor. Çalışarak ve bütün Kumluca insan için özellikle söylüyorum, bütün teknolojik adımları birebir takip ederek, burada bahsetmeden geçmek istemiyorum. Teknik çalışan bütün arkadaşlarımıza da teşekkür etmek lazım.
bütün aktarımlarını en iyi şekilde yapmaya çalıştılar bölgeye. Çiftçi de buna adaptasyonu da gecikmedi. Hep yenilikler peşinde koşmaya devam etti. O 70'li yıllarda başlayan bu seracılık serüveni, kargı seralardan başlayan serüven, şu anda içinde bulunmuş olduğumuz son derece modern, Avrupa standartlarının, dünya standartlarının çok üstünde bir seradayız şu anda. Bilgisayarla, otomasyonla çalışan bir seradayız. Bu noktaya gelebildi ve zaman içerisinde karşılığını alabildiğimiz ölçüde bunların yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde müteşebbis şirketler, kişiler, şahıslar çoğalmaya başladı. Bakış açımız gün geçtikçe değişiyor. Biz hayat okulunu bitirdik. Yani hayat üniversitesini bitirdik. İlkokul mezunuyum. 12 yaşından beri hem ticari hem de zirai faaliyette çalışıyorum. Çiftçiliği yaparken teknolojiye devamlı inanan bir çiftçiydim. İlk Kumluca'da bunun denemesini ben yaptım. Belli bir kuruluş getirdi bu makineyi. O ilkel şeylerde, hatta bana yarıcı ortaklar dediler ki, ya bundan yetişen fide fidem olur, git Allah aşkına lokum topağı gibi bir şey dediler. Ve biz o şeylerle de, fidelerle de seracılık yaptık. Mükemmelini bulduk, başardık. Bu fidecilik, seracılıktan kalma bir hastalıktı bende. Bu tesisi kurarken, ileride belki bir fide tesisi açarım diye kurmuştum. Çelik kondüksiyonlarını, altyapıyı ona göre hazırlattım. 2000 yılında bu tesisi kurdum. Kurduktan sonra hatta fideci arkadaşlarla takışırdık. Burada benden ayrı fide kuruluşları var. İşte ben de bir gün bu işi yapacağım diye, ya gel Mehmet Altıntaş yapalım falan derlerdi arkadaşlar. Kumlucalı'nın bilime olan aşkının doruklarından biri de kısa adı BATAL olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Laboratuvarı. 2005 yılında 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan laboratuvar, yöre çiftçisinin daha bilinçli üretim yapmasını amaçlıyor. BATAL Laboratuvarı, Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası, Kumluca Ticaret Borsası ve Ziraat Odası'nın ortaklaşa kurduğu bir laboratuvardır. Laboratuvarın kuruluş amacı yöre çiftçisine hizmet etmek ve bölgede daha bilinçli, kontrollü tarım yapılmasını sağlamak ve üretilen ürünlerin ihraç edilirken karşılaştığı sorunların çözülmesi için etkin olarak analiz yapmak ve düzenlediği raporlarla uluslararası düzeyde yörede üretilen ürünlerin pazarlanmasına hizmet etmektir. Laboratuvarımızda yapılan tüm deneyler uluslararası standartlarla yapılmakta ve laboratuvarımız uluslararası kabul görebilecek kriterleri tamamen yerine getirmekte. Şu anda laboratuvarımızda toprak, yaprak, gübre ve kalıntı, yani pestisit analizi yapılmaktadır. Seracılıktaki büyük atılımlardan sonra, gelir düzeyinin artmasından sonra, 1980'li yıllardan bilhassa sonra çok büyük göçler alıyor. Türkiye'nin her ilinden koloniler halinde göçler almış ve bunu bugün Türkiye'de istisnai olarak Kumlucalılık hemşeriliği etrafında birleştirebilmiş, sosyal barışı sağlamış, çok önemli bir toplumsal uzlaşmanın olduğu Kumluca şehir bilincini oluşturmuş bir kent.
Kumluca ekonomik canlılığıyla yalnızca bölge için değil, Türkiye'nin değişik yörelerinden insanlar için de çekim merkezi haline gelmiş. İlçe Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den hatta Trakya'dan göç alıyor. Yaklaşık bölgemizde kış nüfusumuz 25 bin civarı, normal nüfusumuz 25 bin civarında. Ancak bu dış bölgeden gelen insanlarla beraber, belki bölgenin tamamı köylerle beraber baktığımızda 100 binleri buluyor. Ciddi anlamda bir istihdam var burada. Tabiri caizse çok klasik belki ama gerçekten bacasız bir fabrika. Tarıma bağlı sektörlerin yaygınlığı istihdama önemli katkılar sağlıyor. Bunlardan biri de sebze fideciliği. Biz bu sektörde geçici veya kadrolu olarak 80 kişiye finans yaratıyoruz ortalama aylık. Burada 6-7 tane fideciyi göz önünde bulundurursak, bu insanların burada 6-7 tane fideci en az bizim kadar veya da bizim yarımız kadar işçi çalıştırmış olsa, sezonda 500 kişiye finans yaratmış oluyoruz. Yani Kumluca bir kaynak, yani tarım kaynağı. ...1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren Kumluca halkı bu işin farkına varıyor. İklim avantajını kullanıyor. Her yeni üretimle beraber yeni bilgi birikimleri artıyor. Sonuçta birim alandan az masrafla en yüksek karları elde etmeye başladıktan sonra elde ettiği yüksek gelir Kumluca'yı cazibe merkezi haline getiriyor. Kumluca hali bugün Türkiye'de sebze piyasasının belirlendiği, sebze borsasının oluştuğu bir pazarlama merkezi. Yörede üretilen ürünler başta Rusya ve Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. Günde yaklaşık 2000 ton sebze ve meyve Kumluca halinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki sofralara ulaşıyor. Özellikle kış aylarında Türkiye sebze piyasası Kumluca halinde belirleniyor. Yöremizde üretilen mallar, başta domates olmak üzere, Türkiye'nin iç ve dış pazarlara Rusya, Romanya, Moldova gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır. Halimize yaklaşık günde zaman zaman, bu daha çok da olabiliyor, 2000 ton civarında mal giriyor, sevkiyat yapıyoruz. Bunun büyük bölümünü iç piyasada, önemli bir bölümü, yaklaşık %25-%30'luk kısmını da ihracatta değerlendiriyoruz. Bu daha önce bu ihracat bu kadar yoktu. Avrupa ülkeleri olsun, Rusya olsun, bizim ürünlerimizi aldıktan sonra, tattıktan sonra talepleri olmaya başlamıştır. Halimizde 50 tane komisyon dükkanı vardır. Yaklaşık 200 tane de tüccar dediğimiz, ihracatçı dediğimiz esnaf vardır. Hali yaklaşık olarak gelen 1500-2000 ton civarında, zaman zaman bu çok daha üstüne çıkıyor. Kış aylarında zaman zaman da daha aşağılara gelebiliyor. Bu ürünleri komisyoncular tüccara ve ihracatçıya vererek sevkiyatını yapmaktadır. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Baltık ülkeleri ve Rusya, en önemlisi de Rusya, en büyük pazarımız Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere sevkiyat yapılmaktadır.
Ancak bunca çabaya rağmen ciddi sıkıntılar da var. En büyüğü ise son yıllarda gündeme gelen hormon tartışması. Bu ihracatta zaman zaman önümüze engeller çıkmaktadır. Biz üretici olarak, ticaretini yapan kişiler olarak bu engellerden çok muzdaribiz. Burada ürettiğimiz ürünlerle biz gurur duyuyoruz. Ürünlerimizi zirai danışmanlar kontrolünde güvenilebilir, herkesin yiyebileceği topraklı üretim yapıyoruz. Şundan herkesin emin olmasını istiyorum ben. Son derece iyi niyetliyiz biz. Son derece iyi niyetliyiz ve İstanbul'da herhangi bir pazarda veya çok lüks bir manavdan alışveriş yapan insanın yiyeceği, alacağı domatesin, biberin, patlıcanın sağlıklı olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz de bunu kendimiz kendi seralarımızdan alarak tüketiyoruz. Biz şeye de gittik, İspanya'ya da gittik. Grup olarak, belediye başkanımız da vardı yanımızda. Almanya'ya gittik, Hollanda'ya gittik, araştırdık. İnsanlar dünyada neler yapıyor, onları görelim dedik. Benim edindiğim izlenim, Avrupalı Türk tarımının patlamasından korkuyor. Bu büyük etken. Türk tarımının patlamasından korkuyor. Ve bize Avrupalı dedi ki, orada insanlar, biz Türk domatesindeki o aromayı burada Hollanda'da kendi domatesimizde bulamıyoruz dedi. Bunu itiraf ediyoruz dedi. Biz doğal şartlarda yetiştiriyoruz. Topraktan çıkan ürünü satıyoruz. Ama orada toprak diye bir şey yok. Topraksız kültür var. Suda yetiştiriliyor her şey. Gramla veriliyor. Gramla alınıyor. Teknolojik suyun içinde yetiştiriyor adam. 15'er santimetrelik setler yapmışlar. Altı beton. Adam betona suyu salıyor. Yosun yünlerin içinde koymuş. Aşağı yukarı 15 metre küplük bir yosunun içine yerleştirmiş domates pidesini. Salıyor suyu, şeyli suyu, ilaçlı suyu, işte efendim gübresini, dozunu, neyin varsa ayarlıyor, veriyor. Yetiştiriyor. Lale gibi domates var. Almayanın alası geliyor. Kıpkırmızı, al beni diyor. Ama bir tanesini yediğin zaman bizim Türk domatesinin lezzeti, aroması kesinlikle yok. Şu ana kadar saydığımız ekonomik girdilere baktığımızda birinci temel gelir kaynağımız tarım, ikincisi ticaret, üçüncü ayağında da turizm olsun istiyoruz. Turizm denildiği zaman Kumluca'da şu anda en öne çıkan yerleşim yerimiz Olimpos.
Kumluca, tarımsal üretimin yanında var olan doğal güzellikleriyle de oldukça güzel bir şehir. Olimpos ve Adrasan koyundan objektifimize takılanlar başka söze gerek bırakmıyor. Bilime olan ilgi, yaratıcılık, çalışkanlık, kökleri çok derinlere inen kültürel bir zenginliğin sonucu olsa gerek. İlçeye hakim bir tepede M.Ö. 7. yüzyılda Rodosluların kurduğu tahmin edilen Radyopolis antik kenti bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz antik kent, Rodiopolis antik kenti ve Kumluca ilçesinin hemen yakınında bulunmakta. Ve bu kent bugüne kadar yapılan araştırmalardan bildiğimiz kadarıyla İsa'dan önce 7. yüzyılda Rodosların bir koloni kenti olarak bilinmekte. Bu kenti Kumlucalı anlamında, Kumlucalı'yı da tarif eden en önemli özelliği ise 2. yüzyılda, 1. 2. yüzyıllarda yaşayan Opromos dediğimiz çok önemli bir insanın anıtının bulunuyor olması kentte. Bu Opromos isimli insan o yıllarda Likya medeniyeti içerisinde ki bu Patara'dan Fasilis'e kadar olan bölgede tarihin tespit edebildiği en büyük ilk sponsor hayırsever olarak geçiyor. Opromos'un anıt mezarı Anadolu'da benzersiz olduğunu söylemek gerekir. Çünkü anıtın bütün yüzlerinde Opromos'un Likya'da İsa'dan sonra 2. yüzyılın ortalarına denk gelen bir tarihlerde, yani işte 141'li yıllarda ki bir tarihte büyük bir deprem meydana geliyor ve bu depremde Likya kentlerinin pek çoğu tahrip oluyor ve bu kentlere yaptığı yardımları içeren bir yazıt söz konusu. Sadece kentlerin imarı için değil, aynı zamanda
yoksul vatandaşların karnını doyurması, genç kızların işte çeyizlik parası, işte ölecek kişilerin ya da ihtiyar ölmeye yakın kişilerin de onların kefen paralarını da yardım ettiği, o tarzda sosyal içerikli toplumsal yardımlar yaptığı da bilinmekte. Rodeopolis Antik Kenti'ndeki kazılar 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nevzat Çevik Başkanlığı'nda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılacaktır ve bu yıl başlanacaktır kazılara. Tiyatrosu ayakta duran, birçok mezarları ayakta duran bu kent, eğer kazılmaya başladığını görürsek ki şehir merkezine çok yakın, hem Finike'yi hem Kumluca'yı tepeden gören bir manzaraya sahip, karşımıza şu çıkacak. Denecek ki Türkiye'nin çok önemli bir antik kentidir şeklinde gören insanlar tarafından tekrar tekrar izlenmeye gelinebilecek bir yer. Bu da bizim Kumluca'mızın önümüzdeki günlerde turizm anlamında da önemli gelir elde etmesini sağlayacak bir özelliğini ortaya çıkaracak. Koymam.
Yaylaklardan yaylaklara göçerler, keçileri, kıl çadırları ve yaylaklarıyla Anadolu'nun otundan karına, böceğinden kayasına her yerine işlemiştir yörüğün kokusu. Toroslar dedin mi akla yörük gelir. İşte Kumluca'da yörük kültürünün hakim olduğu bir ilçe. Şehri yıllar önce Toroslar'da yaşayan yörükler kurmuş. Kumluca'nın Karagöl yaylasına konan yörükler, bu gerçeğin yaşayan bir örneği. Bizim de yaylamızda alakarlıdır. Arkadaşlarda bizim gibi de gurbet gezen de var mı? Biz Saçıkaralı yörüklerindeniz. Biz Kumluca'nın Adrasan köyünde kışladık. Oradan kalktık. Karagöl'ün Celil Yaylası'na oturduk. Allah izin verirse burada bir 20 gün kadar duracağız. Ondan sonra Kusça Söğüt Cuması'na çıkacağız. Bir 15-20 günde orada durduktan sonra Bey Dağları'na gideceğiz. Bey Dağları son yaylamız. Yani bu Torosların ucu. Orada yaylayıp Eylül-Ekim ayları gibi tekrar geriye dönüş başlayacak. Saçıkaranın da geldisi bu köy arasında bir imeci düzenlerler. Yol yaparlar. Orada yol yaparken bir taşı çıkaramamışlar. Taşa uğraşırken köylünün bir kısmı gazma kürege gitmiş. Oradan gencin birisi de gelmiş ki bir evin önünden bir odun bulmuş gelmiş. O taşı biz kötürge deriz. O kötürgeyle yuvarlamış. Yuvarladıktan sonra köylü getiriyor kazmayı, küreği. Ya bu taş nasıl yuvarlandı? Biz önce yuvarlayamadık. Bu taşı şu Saçıkaralı çocuğu yuvarladı diyorlar. Bizim Saçıkaralı yörüklerimizin kalmasının sebebi buradan. Hop, hop.
Bizim günlük hayatımız mal gütmekle, çobancılıkla, bazen haftada bir, bazen ayda bir bir mal kesip yemeklikle yiyeceğimiz, içeceğimiz geçimimizin, koyunumuzun yoğurdundan, sütünden bunlarla geçimimizi sağlıyoruz. Günlük hayatımız zaten sabah kalktığımız zaman mala gidiyoruz, akşama kadar mal gidiyoruz, akşama oluyor eve geliyoruz. Günlük hayatımız böyle geçiyor. Çeşitli oyunlarımız var. Bunu birazdan da izleyeceksiniz. Sepet oyunlarımız var. Askerlik muhanesi var. Tosba oyunu var. Bunları biz her zaman için göçtüğümüz yaylalarda, boş kaldığımız zamanlarda bunu devamlı biz yaparız. Yörükler bir araya geldiği zaman yörüğün kahvesi yok, televizyonu yok. Bu şenlikler olmadığından dolayı, bu televizyon izlemesinden, izleyemediğimizden dolayı yörükler can sıkıntısı için devamlı bu gittiği yerlerde bu oyunları düzenlerler. Arkadaşlar İlham Altı oyununu başlatalım. 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 Ne oluyor? Sen kim vurdu? Zeytin vurdu. Bilemedin. Pelivan kim vurdu? Hayrettin. Bildin. Yat. Bildin. Hayrettin gel. Gel aynı yerine aferin. Buraya gel. Yerler. Ses getireceğim. Yandı lan! Ramazan kim vurdu? Hayrettin. Bilemedin. Ramazan kim vurdu? Soner. Bilemedin. Allah! Hayrettin kim vurdu? İskender vurdu. Bilemedin. Allah! Hayrettin kim vurdu? Şaban vurdu. Şaban bildin gel. Çüş. Çüş eşek. Selamun aleyküm ağam. Aleyküm selam ağam. Sen nereden geldin ya? Ben sepet satmadan geleyim ha. Allah Allah. İki meslektaş. Ben de mi sepet satıyorum? O zaman birimiz aradan çekilecek ha. Çekilelim. Ya. Sen çok iyi. Of benim! Of! Bu ne lan? Oha! Ne oluyor lan? Kim saldı? Hadi. Ben salmadım deme. Benim elime geçme de ben. Tutamadım da. Bana hiç gelme. Hadi başlat. Balık. İsmail yakalandı. Yavaş. Başta da belirttiğim gibi Kumluca tabii Türkiye'nin her tarafından göç almış, yörük kültürü, göçer kültürüyle bir kent bilinci oluşturulmaya çalışmış bir yer. Türkiye'de diyebilirim ki halkının bu kadar kaynaştığı, tüm birimlerin birikimlerini Kumluca odaklı, bir noktaya odakladığı çok istisnai kentlerden birisiyiz. Birçok yer tarafından örnek alınabilecek bu kenti görmek, izlemek herhalde bir başka yurttaşımızın da ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Görmeye, misafirimiz olmaya, tüm insanlarımızı, yurttaşımız olsun, yabancı olsun, herkese açığız. Yeter ki insan faydasında birleşelim. Bekliyorum. Hepinize hürmet ve saygılar sunuyorum. Ve Kumluca hakkında son noktayı koyma görevini
Yörüklerden Mustafa Aydoğdu'ya bırakalım. Bizim Kumlucamızın da kendine öz bir destanı vardır. Adrasan'ın hasır dokuşu, Belen cingarı, Yazır'ın dövüşü, Mavi Kent'in biber yetiştirişi, Beygona'nın sabahtan aşımada kahvede oturuşu, Gücü'nün sabah oldu deyip de öğlen yataktan kalkışı, Gerçeğe'nin çitemik satışı, Gödene'nin acı kara üzüm satışı, Salır'ın ata binişi, Çayçı'nın harım edişi, Hacıveller'in fileyi alıp da öğlen Kumlucu'ya ekmeğe gelişi, Karacören'in elden sonra çıplak eşeğe binip de yaylaya gidişi. Thank you.